Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. Rahman suresi 55. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Fe öyleyse bi eyyi, bu normalde eyyu hangisi anlamında? Buradaki bi şu tukezzibani'den geliyor. Yani yalanlamak, bir şeyi yalanlamak derken kezzebe bi ile beraber kullanılıyor. Burada hangi eley nimetlerini rabbikume, Rabbinizin hangi nimetlerini siz ikiniz yalanlıyorsunuz. Burada tukezzibani olunca, bu şekilde bitince siz ikiniz anlamında oluyor. İkiden fazla olunca tukezzibune şeklinde olur. Bu ayet-i kerime Rahman suresinde 31 defa geçiyor. Geçenlerde 32 demiştim. O yanlış olmuş. Yani saydım onu. 31 defa geçiyor. Evet. Then, which of the blessings, hangisini? Bu blessings, lütuf, nimet anlamında. Of your Lord, Rabbinizin, will you both, yani siz, jinn and man, cinler ve insanlar, deny, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edeceksiniz? Fihinne, orada fi hinne, normalde hunne, ancak şu fi'den dolayı hinneye dönüşüyor. Hunne, bayan onlar anlamında, yani çoğul bayan onlar anlamında. Fi hinne, onlarda, yani orada gâsiratü tarfi. Bu gâsiratü tarfi ifadesi eşlerinden başka kimseye bakmayan, bakışlarını yöneltmeyen, bakışlarını sakınan, iffetli eşler anlamında kullanılıyor ikisi beraber. Bu taraf ifadesi, yani bu taraf kelimesi de, yani bir yana bakmak anlamında. Gâsiratü tarfi kullanım olarak dediğimiz gibi iffetli eşler, zevceler. Orada iffetli zevceler vardır. Bunlar da lem anlam olarak madı medi demektir. Yutmes hunne, onlara dokunmamıştır. Yutmes hunne, insun, insun insanlar, gablehum onlardan önce, vele cem, yani onlara ne insanlar ne de cinler dokunmuşlardır şeklinde, temas etmişlerdir anlamında kullanılıyor. Evet, wherein, orada both, hem, yani o ikisinde, will be, yani şuradaki both will be gâsiratü tarf, yani chaste females. Nedir? İffetli eşler, wives, restraining their glances, gözlerini çeken, yani gözlerini restrain, böyle ne yapan? Sınırlayan yani. Their glances, glances, glance bakış anlamında, desiring none, istemeyen, none except their husbands, yani eşlerinden başka kimseyi arzu etmeyen, with whom, onlara no man, o cin, yani ne insanoğlu ne de cin, has had thumped before them, onlardan önce dokunmuştur. Bu thumped ifadesi, yani thumped ifadesi, dokunmak anlamında. Evet, öyleyse tabi ey eley rabbikume tukezziben, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Bu ayetleri en başta açıkladığım için hızlı geçeceğim. Then, which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Yani siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Ke enne hunne, bu ke gibi demek anlam olarak. Ke enne hunne, onlar tıpkı gibi, yani mış gibi anlamında. El yakutu, yakut, vel mercan, ve mercan gibidir. In beauty, yani o eşlerden bahsediyor. Güzellikte, in beauty, they are like rubies, onlar yakut and coral, mercan gibidirler. Tebi ey eley rabbikume tükezdiben, yine aynı ayet-i kerime, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then, which of the blessings of your Lord
Will you both jinn and man deny? Yani siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? Burada will'den dolayı acakacak diye çevirmek daha doğru. Evet, hel ceza'u. Ceza'u anlam olarak mükafat, karşılık demektir. Yani Türkçe'de bu sadece ceza diye geçiyor ama Arapça'da aslında bir şeyin karşılığı olmak anlamında. Hel ceza'ul ihsani, yani iyiliğin cezası. Burada bir isim tamlaması söz konusu, bakınız. İyiliğin cezası. Tabii Türkçe'de önce iyilik sonra ceza geliyor ama Arapça'da önce ceza, yani iyiliğin karşılığı illel ihsan. Yani iyiliğin karşılığı olarak iyilikten başka bir şey mi vardır şeklinde bir soru. Bakınız şurada ihsan ifadesi özne olunca şu şekilde u'lu bitiyor. Aynı ifade burada isim tamlamasının ikinci kelimesi olduğundan iyili bitiyor. Yani mesela bu en çok aklımızda kalan şey normalde sebilullah, sebilullahi yani Allah'ın yolu derken ya da ismullahi, Allah'ın ismi derken Allah lafzı hep iyili biter. Sebilullah, sebilullahi, ismullahi derken tabi onun önüne fi geldiği için sebilillah diye kullanılır. Yani Türkçe'de de fi sebilillah şeklinde kullanılır. Ya da ismullah ifadesi bi'den dolayı bismillahiye dönüşmüştür. Evet. Is there any reward? Bir ödül var mıdır? Herhangi bir ödül var mıdır? For good, iyilik için, other than good. Yani iyilikten başka bir iyilik için, iyilikten başka bir ödül var mıdır diye buyuruyor. Evet. Tabi ey eley rabbikume kezliben, Rabbinizin hangi nimetlerini o halde yalanlarsınız? Burada kezliben derken tabi iki kişiden bahsediyoruz. Burada hitap edilen kitle hem cinler hem insanlar şeklinde İngilizcesinde parantez içerisinde söylüyor zaten. Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Yani cinler ve insanlar siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız şeklinde buyuruyor. Evet. Ve min dunihime, bu min danden anlamında aynı zamanda bir var anlamı da vardır. Mesela fi, dade içinde anlamında, ancak onun içinde de bir var anlamı vardır. Mesela diyelim anlam olarak fi, mesela fil beyt, tuffa dediğin adam, yani evde elma var gibi, o şekilde denilebilir yani. Burada ise mesela min danden, min dunihime, ikisi beraber yerine, o ikisinin yerine nedir? Cenneten. Nedir? Cennet, iki cennet var. Yani o ikisinin yanı sıra, and beside these, bu ikisinin yanı sıra, there are two other gardens. Başka diğer iki cennet, yani bu gardens ifadesi bahçe olarak, yani cennet ifadesi bahçe olarak da kullanılıyor. Bu yani in paradise, cennette iki bahçe var. Yine febi eyyi eley rabbikume tükezziben, Rabbinizin öyleyse hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Öyleyse Rabbinizin siz cinler ve insanlar hangi nimetlerini yalanlayacaksınız şeklinde soruyor. Evet. Mudhammeten, buradaki mudhammeten ifadesi koyu yeşil anlamında, dark green in color, yani renk bakımından koyu yeşil. Ve öyleyse tabi eyyi eley rabbikume kezziben, siz ikiniz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Fihime, normalde hume, yani o ikisi derken hume, ancak fi'den dolayı ne olmuş? Hime'ye dönüşmüş. Fihime, aynani, o ikisinde aynani, iki pınar vardır. Neddahaten, yani neddahaten de anlam olarak fışkırmak anlamında, iki şeyin fışkırması anlamında şu şekilde, bakınız,
iki şey olunca hep bu şekilde bitiyor. Evet. In them, onun içinde both, yani o ikisinin içinde will be two springs, iki pınar, gushing forth, fışkıran. Buradaki springs, gushing forth derken İngilizce'de isimden sonra direkt şu inkli, yani ing'li ifade geldiği vakit an en diye çeviriyorsunuz. Springs, gushing forth. Yani ikisinde nedir? Fışkıran iki nedir? Pınar vardır. Tabi ey eley rabbikume kezben, siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then öyleyse which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Yani siz cin ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Evet, fihime yine fi dade ek olarak var. Normalde hume demiştik. O ikisinde fekihetun meyveler vardır. Ve nahlun aynı zamanda hurma ve rumman ve nar vardır. Evet, bu da in them, bu ikisinde in them both, yani bu ikisinde will be fruit, yani meyveler, and date palms, hurmalar, and pomegranates, pomegranates de anlam olarak nar demektir, nar meyvesi. Bu şekilde içinde nedir? Meyveler, hurma ve nar var. Mesela hurma da nar da ayrıyeten meyveler olmasına rağmen farklı farklı, yani sanki onların farklı bir özelliği varmış gibi kullanılıyor. Evet, febi eyi eley, öyleyse hangi Rabbikume tükezben, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsın? Then, öyleyse which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Yani ey cinler ve insanlar, burada ey ifadesi yok ama cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Fihinne, burada hunne demiştik biraz önce, bayanlar için onlar anlamında. Erkekler olunca hum deniliyor. Arapçanın böyle bir özelliği var. Yani biz Türkçe'de grup bayan da olsa onlar diyoruz, erkek de olsa onlar diyoruz. Ama Arapça'da bayanlar için hunne, erkekler için hum deniliyor. Bu şekilde mesela hum ifadesi bazen hime dönüşebiliyor önüne bu tip harf-i cerler gelince. Mesela burada da hunne yerine hinne yerin. Fihinne. Orada nedir? Hayratun hisen. Bu hayratun ifadesi eşler anlamında, yani adil eşler anlamında kullanılıyor. There in gardens veyahut bahçe will be, yani o bahçelerde will be hayratun hisen, yani fair wives. Wife eş demek. Normalde fair de biliyoruz. Çoğulu bu şekilde oluyor. Evet, wives good and beautiful, yani İyi ve güzel eşler vardır. Febi eyyi eley rabbikume tükezben, öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Yani siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Evet. Hurun, huriler, maksuratun, yani burada korunmuş, fil hıyam. Hıyam ifadesi ise çadır anlamındadır. Çadır, hayma kelimesi buradan geliyor diyebiliriz yani. Hayma. Türkçe'de kullanılan bir kelime. Arapça'da hıyam. Evet. Hur, beautiful fair females, yani güzel, adil eşler. Guarded, korunmuş. In pavilions. Pavilions ise çadır anlamında. Evet. Öyleyse febi eyi eley rabbikume tükezben, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Evet, siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Lem yetmez hunne, onlara dokunmamıştır diyor. İnsun, insanlar gablehum, önce vele cen veyahut onlardan önce cinler onlara dokunmamıştır. With whom no man or jinni has had tam before them. Yani onlardan önce dokunmamıştır.
Öyleyse tebi eyye eley rabbikume kezriben, siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Ey cinler ve yine ey dedim cinler ve insanlar, siz Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edersiniz, yalanlarsınız? Evet, mütteki iğne yaslanmış anlamda, ale üzerine, bir şeyin üzerine yaslanmış olarak, rafrafin yastık, hudrin yeşil yastıklar üzerine. Bakınız burada yine bir aslında sıfat tamlaması var. Önce isim geliyor, ardından sıfat geliyor. Rafrafin hudrin, yani yeşil yastıklara yaslanmış ve abkariyin, buradaki abkariyin ise onlar da yine döşek gibi, hesen, güzel döşekler diye. Evet. O halde şu şekilde reclining, yaslanmış on green cushions, onlar nedir? Yeşil yastıklara yaslanmışlar. And rich, zengin, beautiful mattresses. Mattress işte döşek anlamında, güzel döşeklere yaslanmış haldedirler. Tabi ey eley rabbikume kezriben, siz ya öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız, inkar edersiniz? Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and man deny? Siz cinler ve insanlar Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye buyuruyor Rabbimiz. Evet, son ayet-i kerimede bu tebareke. Tebareke ne yücedir? Tebareke ismu. Burada ismu rabbike. Rabbinin ismi ne yücedir? Burada zi, sahip anlamında, zil celali, celal sahibi, vel ikram, ikram sahibi, şeref sahibi, şan, şeref sahibi. Rabbinin ismi ne kadar da yücedir. Evet, bu ismi de bol bol, yani bizlerin de o ismi anmamız lazım. Yani Rabbimizi Sübhanallah diyerek, Elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek onu zaten namazlardan sonra mutlaka anıyoruz. Onun ötesinde günlük hayatımızda hayatımızın en önemli unsurlarından biri de aslında bu olmalı. Onu anmalıyız. Evet, blessed be the name of your Lord, yani Rabbinin ismi, name of your Lord, senin Rabbin ismi ne yücedir? Ve parantez içerisinde Allah diyor. The honor of majesty, yani majesty'den kasıt azamet, yücelik sahibi, and honor ve şeref sahibi, izzet sahibi, Rabbinin ismi ne yücedir diyor. Ve Rahman suresi burada bitiyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Selamun aleyküm.